Merhaba arkadaşlar, Gürsoy'un güncesine hoş geldiniz. Özellikle anneler, sizlerin dikkatle takip etmesi gereken bir konuyla karşınızdayım. Yeni yeni telefonla haşır neşir olan çocuğunuz mu var? Veya tableti, laptopu elinden düşürmeyen Blue çağında evladınız mı var? İşte büyük bir tehditle, büyük bir riskle karşı karşıyalar. Doğduğunda mamayla beslemeye kıyamadığınız çocuklarınızı momoyla korkutuyorlar. Belki sosyal medyada denk geldiniz. Ürkütücü bir çizgi film karakteri gibi görünse de gerçekte çocuklarımızın hayatına kasteden ve sonunda ise hayatına mal olan bir ölüm oyunu. Duymuşsunuzdur. 2015 yılında Rusya'dan dünyaya bulaşan Mavi Balina isimli belirli görevlendirmelerle insanların ölümüne sebep olan bir oyun vardı. Aslında Momo'nun temelinde de onunla benzerlikler var. İlk olarak Meksika'da ortaya çıktı. Telefonunuza gelen bir bağlantı linki ile süreç başlıyor. Belirli aşamalardan geçiyorsunuz ve sonunda intihar etmeniz isteniyor. Bir oyunun bu denli çocukların hayatına etki edemeyeceğini düşünüyorsanız, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin yaklaşık bir hafta önce yayınladığı uyarı metnini kaçırmış olmalısınız. Sizlere kısaca o metinden bahsedeyim. Başlık: Momo Dijital İstismar Girişimi. Madde 1. Çocuklarınızın sosyal medyadaki faaliyetlerini kontrol edin. Özellikle video içerikli sitelerde bulunan hassas içerik filtrelerini aktif edin. Teslim ettiğiniz cihazların tümünde bu filtrelerin açık olmasına dikkat edin. Tanımadığı kişilerden ve özellikle Japonya, Kolombiya ve Meksika ülkelerinden gelen mesaj isteklerini kabul etmeyin. Çocuklarınızı bu mesajlar hakkında bilgilendirin. Çocuklarınızın sosyal medyadaki faaliyetlerini kontrol edin. Sık kullanılan sosyal medya platformlarında tanımadıkları kişiler ve anonim hesaplar ile iletişimde olmasını engelleyin. Çocuklarınızın kullandığı internet erişimi olan tüm cihazlarınızda ebeveyn koruması kullanın. Gezinme geçmişini saklayarak periyodik olarak kontrol edin. Çocuklarınız internette yaptığı aramalar sonucunda birçok zararlı içerik ile karşılaşabilirler. Daima kontrollü bir internet gezintisi hedefleyin. Daima lisanslı ve güvenilir kaynaklardan internet erişimi sağlayın. Sosyal medyada karşılaştığınız reklam bağlantılarına tıklarken dikkat edin. Sosyal medya üzerinden gelen oyun davetlerini geri çevirin. Çocuklarınızın internet ortamında oynadığı oyunlardaki arkadaşlık edinimlerini kontrol edin. Özellikle bu şekilde ortaya çıkan siber zorbalıklarda insan faktörü çok önemlidir. Asılsız haberler ile insanları suistimal etmeyin. Kaynağını bilmediğiniz haberleri paylaşarak meşrulaşmasına destek olmayın. Evet, gördünüz olayın ne kadar ciddi boyutlara ulaştığını. Sizlerden ricam, bir zahmet ev işleriyle uğraşırken, işten yorgun argın gelmiş dinlenirken, çocuğunuza vakit ayıramayacak durumdayken, onların eline bir telefon vererek Momo'yla veya envai çeşit kötülükle karşılaşmasına yol açmayın. Tabii ki internetin, teknolojinin nimetlerinden faydalanmamaları için her şeyi onlara yasak edin demiyorum. Ama bilinçli bir birey olma yolunda kafalarını karıştıracak uygulama, kötü amaçlı yazılımlardan uzak durmaları için sizler de çaba gösterin. Çünkü her çocuk bu ülkenin ileri doğru atılması için önemli bir mücevherdir. O mücevherlerin insanlığa hiçbir faydası olmayan kötü amaçlı yazılım, uygulamalarla hayatlarını karartmasına izin vermeyin. Peki ne yapacağız sorusuyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Öncelikle çocuklarınızın pozitif enerjilerini daha olumlu bir alana yaymak için hep birlikte bir şeyler yapmaya karar verin. Mesela kitap okuma günleri, mesela park bahçede eğlenme günleri, mesela piknik alanlarında gidip beraber vakit geçirme gibi örnekleri çoğaltabiliriz. Çocuklarınızın hayatı hiçbir şeyden önemli değil. Evet, gelinen şu çağda laptoptan, tabletten, telefondan çocuklarımızı uzak tutmak biraz zor. Kabul ediyorum. Ama bunun için çaba gösterebiliriz. Çocuklarımızın enerjisini daha farklı bir alanda değerlendirmek için farklı yollar deneyebiliriz. Bu şekilde de çocuklarımızı bu kötü amaçlı yazılımlardan, uygulamalardan koruruz. Son olarak çocuklarımıza sahip çıkalım, geleceğimize sahip çıkalım, ülkemize sahip çıkalım.